İstanbul'da faaliyet gösteren Güven Otomat firmasına konuk oluyoruz. Merkez üretim tesisi Gazi Osman Paşa'da bulunan firmanın Esenler'de de ikinci üretim tesisi bulunuyor. Firmanın yönetim kurulu başkanı Ramazan Çaylak bizlere faaliyetlerini anlatıyor. Ben Aslan doğumlu Şırnak Çizerliyim. 1980 doğumluyum. 89 yılında İzmir'e geldim. Orada tekstil hayatım başladı. 92 yılında. Ondan sonra 96 yılında da İstanbul'a geldim. Tekrar yine tekstil devam. Firma olarak faaliyetleriniz nelerdir? İç piyasa, ihracat olsun. Biz burada her türlü dikimi sağlıyoruz. Fason yapıyoruz. Ekstra köprü olsun, cep olsun. Dışarı olsun, içeride olsun. Hepsini yapıyoruz. İşimize temiz yapıyoruz mesela. Alt grup kot pantolon, bayan olsun, erkek olsun, hepsini yapıyoruz. Çocuk pantolon olsun, hepsini yapıyoruz yani. Şort yapıyoruz. Şort yapıyoruz. Şu anda bizim kullandığımız makineler, mesela bir makine 7 kişinin işini yapıyor. Diğer makine olsun 4 kişinin işini yapıyor. Mesela köprü otomatı olsun. Eskide olsa mesela 4 kişinin yapabileceği çalışan olacak. Şimdi bir kişi çalışıyor bunun yani. Orada bir avantajım oluyor. Bir ekonomikten dolayı mesela daha iyi verim alıyoruz. Şimdi mesela normal bir insan çalışmış olsa parasını biz veremeyiz yani, yetişmez. Ama otomat makine olduğu için 4 kişi yapabilen bir insan bir kişi yapıyor. Üretim kapasiteniz ne kadar? Köprü şu anda bizde günlük ortalama 15 bin çıkıyor. Dikim, komple dikim bizde günlük 1200 çıkıyor. Arka bitim olsun, yani conta, arka çatım, bir de cep takma günlük 4 bin çıkıyor. Şimdi tekstil çalışsa kurtarmaz bizi yani. Biz karışık çalıştığımız için ancak kurtarabiliyoruz yani bu krizden dolayı. Evet. Onun için hem dikim var bende, hem arka bitim var bende, hem de köprü var. Bu diğer ufak atölyeler, mesela o büyük makineler olmadığı için bize veriyorlar, biz fason yapıyoruz. Firma olarak olmazsa olmazlarınız nelerdir? Kalite bizim için önceliktir. Önce kalite yani. Ondan sonra zaten iş de gelir. Ödemini de mesela düzen alırsın. Hani herkes benim esnafımı seviyor, beni seviyor. Bilmiyorum yani, bir şekilde bir bağ kurduk hani. Firmalara bağ kurduk, sağ olsunlar. Hepsi de sever beni, sayar. Ben de onları. Firma mesela diyor ki atölye ihtiyacım var, yardımcı oluyorum. Atölye diyor işte firma ihtiyacım var, yardımcı oluyorum. Kesinlikle bir komisyon almıyorum yani ben. İşimiz mesela acil, bizim bir şey, önce bir de sonra. Öncesi atölye acil lazım, iş bitti atölye bana geldi, yıkamaya meslek gitmesi lazım, firma lazım. Biz o yüzden sabah 8, gece 12-11'e kadar çalışmak zorunda kalıyoruz. Hafta sonunda çalışıyoruz, hiçbir tatilimiz dolu gün yok. Otoma zaten olmasa ben bu işi yapmam. Şimdi insan gücüyle hani bir kazanç Türkiye'de şu an gerçekten kazanmak zor yani. Ancak zor zoruna haftanı ya çıkartsın ya çıkartmaz, bir iş bulasın, dekont gelsin, o da zaten gider. Bu makineler sayesinde şu anda biz çalışan olsan mesela diyelim ki 5 kazanırsın, otomatik sayesinde 10 kazanıyorsun yani. Eyvallah. Tabi bu makinelerde mesela ciddi masrafı var. Maliyeti var. Şimdi servisi bayağı bir yüksek, mesela bozuluyor. Geri servisi yüksek. Parçaları çok pahalı. Anlaman lazım bu makinelerde mesela, öyle tam basit makine ama bazı kalıplar geliyor mesela, bunu anlaman lazım. Bu da bilgi ister. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Okusunlar, başarılı olsunlar. Bu tekstili Türkiye'de bitirsinler yani. Gerçekten. Hani okuyarak, şimdi Amerika'na bakıyorsun, teknoloji, telefon çıkartıyor, pezin çıkartıyor. Bir şekilde kalkınıyor. Bizimki nedir? Tekstildir. Telefon çıkarsınlar, ne bileyim, bilgisayar çıkarsınlar. Kasma değeri yüksek ürünler çıkartmak. Yani tekstil gerçekten şu an Mısır ele geçirmek üzere. Hani Türkiye'de bir çiçek yani. Tavsiyem kesinlikle tekstile bulaşmasınlar. İstemem yani şu an benim çocuğum tekstile çalışsın. Şimdi şu an Mısır ele geçiyor, Çin ele geçiyor şu anda iyice. İlerleyen süreçteki hedefleriniz nelerdir? İstanbul'da burası devam eder. Hiç buraya kesinlikle, burası benim altyapım. Evet. Hani ne olursa olsun burayı kapatmam ben. Doğu'da tabii istedim mesela bir 600 kişilik bir yer açmak isterim ben tekstil üzerinde. Oradaki hani insanlar ekmek sahip olsun.